kardiyoloğa gözüksün, bir ekosunu yapılsın, efor testi yapılsın. Risk faktörleri varsa özellikle bakmak lazım. Bazen çünkü kalp ağrılarını yani çok tipik olmayabiliyor. Çok tipik anlamak zordur. Yani muhakkak ilave testlere gerek, özellikle efor testi gibi testlere ihtiyaç var. Evet. İyi günler değerli hocam demiş ismini vermeyen bir izleyicimiz. Efor sarf eğitiminde göğsümde ağrı oluşuyor. Bazen bu ağrılar sol kolumda da hissediyorum. Ağrı ile birlikte fenalık hissi de oluyor. Bazen bilgisayarda çalışırken de efor sarf etmeden de klavyeye eğildiğimde göğsümde daralma hissi oluyor. Ne yapmam gerekiyor? Bak, senin o ilk söylediği şikayet çok tipik kalp ağrısı şikayeti. Eforla birlikte gelen göğüste başlayıp sol kola yayılan ağrı. Biz bu ağrıyı gördüğümüz zaman işte, yani hemen ekosunu, efor testini yapıp anjiyo yapıyoruz. Bakma yaptım. Yani hemen kardiyoloğa gözüksün. Şikayetleri tipik. Evet. Yani böyle bir rahatsızlığı olan zaman kişilerin tereddütsüz doktora gidecek. Hekimine gidip müracaat yani aksini ispatlanana kadar böyle kalp hastası gibi testler yapmak lazım. Artık çünkü teknoloji her geçen gün daha da ilerliyor yani, hocam. Artık sağlık sektöründe de çok başarılı Türkiye. Tabii. Baktığımız zaman gerek özel hastaneler olsun, gerek devlet hastaneleri olsun, sağlık noktasında çok başarılı. Tabii, kesinlikle. Kesinlikle yani hiç doktora gitmek en tehlikeli. Korkmak en tehlikelisi. Evet. Ama bazen insanlarımız korkuyor, doktora gitmiyor. Ama sonuna kadar bekliyorsun ama ondan sonra kalp krizine giriyorsun. Yani kalp krizine geldikten sonra geçmiş olsun. Yani gelsen de bir faydası yok. Ondan sonra biz bir şey yapsak da bir faydası yok. Çünkü zaten orada kalp krizi geçirdiğinde hücrelerin zaten ölüyor, kas hücreleri. Hadi atlattın, kalp yetmezliği gelişiyor. Kapaklarda problem